Evet, geldim ikinci testime sayı kümeleriyle alakalı. Hemen başlıyorum. 7 tane sorum var önümde. Adam bana diyor ki gerçek sayılarla ilgili x bölü pi bir rasyonel sayı ise x bir irrasyonel sayıdır. Diyor. X bölü pi'nin bir rasyonel olabilmesi için pi bir irrasyonel sayı arkadaşlar. Pi'den kurtulmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? İşte yukarıya 2 pi yazarsam 2 pi'yi pi'ye böldüm. 2 çıkar rasyonel. 5 pi'yi pi'ye böldüm. 5 çıkar rasyonel pi'lerden kurtulmuş oluyorum. Demek ki yukarıya pi'li bir şey yazmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yukarıya pi'li bir şey yazdığım zaman da yani x'in yerine pi'li bir şey yazdığım zaman da x irrasyonel oluyor. Bir doğru gibi. Fakat burada düşünmen gereken bir şey var. Rasyonel sayılarda aklına getirmen gereken bir sayı var. Sıfır. Mesela burada x'in yerine 0 yazarsanız arkadaşlar yine pi'yi yok edebiliyorsunuz. O yüzden x bir rasyonel sayıda olabilirdi. Her zaman değil, 0'ı aklına getireceksin. X 0 olabilir. Geldim ikincisine. X bir irrasyonel sayı ise x bölü x bir rasyonel sayıdır. Arkadaşlar x bölü x bir tek istisna hariç cevabı 1 olan bir sayı. İstisnası da şu. 0 bölü 0. Bunun tanımı yok. O yüzden x 0 olamazsa cevap 1'dir, rasyoneldir. Şimdi x bir irrasyonel sayı ise x 0 olamaz. X 0 olamazsa x bölü x her türlü kök 2 bölü 2, pi bölü pi, e bölü e gibi her türlü cevabı 1 olan bir sayı. Yani rasyonel bir sayı. Bu doğru. Kök x artı 1 bir rasyonel sayı ise x bir rasyonel sayıdır. Bunu tersten irdeleyeceğim. Yani kök x rasyonel ise x'in de rasyonel olması gerçeğini ifade ediyor burada. Şimdi kök x artı 1'e bir rasyonel sayı a diyelim. A bir rasyonel sayı. A elemanıdır Q. Şimdi o zaman kök x dediğimiz şey a eksi 1 olur. O zaman x dediğimiz şey a eksi 1'in karesi olur. Ve ben buradan şunu anlarım. Bu bir rasyonel sayı ise yani A bir rasyonel sayı ise X bir rasyonel sayı mıdır? Evet. Neden? Çünkü A rasyonelse 1 çıkartırım yine rasyonel sayı olur. Çünkü rasyonel sayılarda yapılan işlemlerin cevabı her zaman rasyoneldir. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpmanın sonuçları daima rasyoneldir. Bölmede bir istisna var. Paydanın sıfır olması bu hariç daima rasyoneldir. Kare alma gibi işlemler de rasyoneldir. Pozitif ise kök alma gibi işlemler de rasyoneldir. O yüzden a eksi 1'in karesi a rasyonelse kesinlikle rasyonel bir sayıdır. O yüzden bu da rasyonel, bu da doğrudur diyeceğim. 2, 3 her zaman doğru. İlk sorumu geçmiş olacağım. A, B, C pozitif tam sayıları için şu bilgiler veriliyor. A artı B artı C çifttir. Bu ne demek? Hepsi çift olabilir. Ya da biri çift, diğerleri tektir. Tamam. A çarpı C çifttir. Bu ne demek? İkisi birden tek olamaz. Biri tek biri çift olabilir. İkisi birden çift olabilir. Sadece bir istisnası var. İkisi birden tek olamaz. Çünkü tekle tekin çarpımı tek olurdu. A eksi B tek sayıdır. Bu en sondaki bana bayağı bir şey söylemiş oluyor. A, B ve C. Şimdi A eksi B tekse ikisi birden çift değil. O zaman bunların üçü birden çift değil. O zaman bir tanesi çift, diğerlerinin tek olması lazım. Bunun bir farkına varmak lazım. Bir çift iki teke ihtiyacım var ki bunları topladığım zaman cevap çift olsun. Hepsi çift olamıyor. Ben buradan anladım. Peki o zaman A çarpı C'den biri tek biri çift olmak zorunda. İkisi birden çift olamaz. İki tane çift yok. A eksi B'den biri tek biri çift olmak zorunda. O zaman çiftler ortak. Yani A'nın çift olması lazım. B'nin ve C'nin tek olması lazım. Hepsi tutsun. A tek sayıdır. Yanlış. B tek, C tek doğru. 2, 3 doğrudur. 1 yanlıştır. Geçtim. Zeynep'in elinde çelikten yapılmış bükülmeyen 3 çift tel bulunmaktadır. İşte kök 2 ile 2 eksi kök 2 birim olan 2 telden oluşan bir çift var. 22 bölü 7 ile 11 bölü 3'ten oluşan 2 telden oluşan bir çift var. 7 ile 3 birim den oluşan, 2 telden oluşan bir çift var. 3 tel, 3 çift tel ve uzunlukları yukarıda gösterildiği gibidir. Zeynep bu üç telle yukarıda gösterilen sayı doğrusunu ölçümler yapacaktır. Yapacaktır. Burası yapacaktır. Zeynep
hangi tel çiftleriyle sıfıra olan uzaklığı tam sayı olan bütün noktaları belirleyebilir? Mesela sıfıra olan uzaklığı 1 birim olan, biri 2 birim olan 2, 3 birim olan 3'ü, 1 birim olan eksi 1'i, 2 birim, yani tam sayıların yerlerini hangi çiftlerle belirleyebilir? Bu sayı doğrusunda. Şimdi elimde kök 2 var, 2 eksi kök 2 var. Bunları toplarsam 2 birim uzunluğunda bir tel elde etmiş olurum. Hangi işlemi yaparsanız yapın. Bir kere kök 2'lerden kurtulmanız gerektiği için bunu bir sayıyla çarpacaksanız, bundan işte yan yana tellerden koyacağım ve bulacağım ya, işte bir tel koydum, buraya kadar ölçtüm, bir tane daha yanına koydum, buraya kadar ölçtüm. Ben istediğim kadar kullanabiliyorum bu teli, bunu. Kök 2'yi yan yana 10 kez koyarak 10 kök 2 elde edebiliyorum. Bunu yan yana 10 kez koyarak 20-10 kök 2 elde edebiliyorum. Ve bunları toplayarak 20'yi elde edebiliyorum falan. 20 birim uzunluğunu elde edebiliyorum. O zaman benim anladığım şey şu. 1'i, 2'yi, 3'ü sırayla hangisinden elde edebilirim diye soruyor ya. Bunun ilkinden elde edemem. İlkinden elde edebileceğim 2 ve katlar arkadaşlar. 2'yi ölçebilirim, 4'ü ölçebilirim, 6'yı ölçebilirim, 8'i ölçebilirim ama 7'yi, 5'i ölçemem. O yüzden 1 yalan oldu. Geldim 2'ye. 2 de yalan. Yani şimdi ben bunu 7 tane yan yana koysam 22 birim ölçerim. Bunu 3 tane yan yana koysam 11 birim ölçerim. Ve sonuç olarak 22 ile 11'den 11'in katlarını çıkartırım. Bu 11 çarpı 2 bölü 7'dir, bu 11 çarpı 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 ve 2 bölü 7'den tam sayı elde edebilir misiniz? Elde edebilirsiniz. Ama 11'ler size hep 11'in katı olan bir tam sayıya götürecektir. O yüzden ikincisinde de 11'i, 22'yi, 33'ü falan bulabiliyoruz. Ama aradaki sayıları işte 5'i, 6'yı bulamıyoruz. 7 ile 3'ü de bulabiliyoruz. Neden? 7 eksi 2 tane 3 yaparsanız arkadaşlar 1'i bulursunuz. Zaten 1'i bulduysanız her şeyi bulursunuz. Aynı işlemi 2 kere tekrarlarsanız 2'yi bulursunuz. Aynı işlemi 3 kere tekrarlarsanız 3'ü bulursunuz. Aynı işlemi 4 kere tekrarlarsanız 4'ü bulursunuz. O yüzden 3'ten kesinlikle bütün sayıları elde edebiliyorum. Cevap yalnız 3 oluyor dedim. Bir x sayısının asal olup olmadığı bulunurken x sayısı kök x'ten küçük olan asal sayılara bölünür. X sayısı bu asal sayılardan herhangi birisine tam bölünüyorsa asal değildir. Hiçbirisine tam bölünmüyorsa asaldır. Mesela 200 asal mı değil mi? Olmadığını biliyorum da bunu denemeye çalışıyorum. 200'ün kökünü buluyorum. Kök 200. Kök 200 dediğimiz şey 14 virgül bir şey. Çünkü 14'ün karesi 196. Kök 200'den daha küçük olan asal sayılara bakıyorum. Yani 14'ten daha küçük olan asal sayılara bakıyorum. 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. Sonra da ben bu asal sayılara bakarak bu arkadaş bunlardan birine bölünüyorsa asal değildir. Hiçbirisine bölünmüyorsa asaldır diyorum. 213'e bölünüyor mu? Hayır. 11'e bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Evet. Asal değildir. Bu şekilde buluyorsunuz arkadaşlar. Bir sayının asal olup olmadığını. En az iki basamaklı olan rakamları ve rakamların toplamı asal olan sayılara, asal sayılara çapsız asal sayı denir diyor. 300'den küçük çapsız asal sayılar kaç tanedir diye de bana soru soruyor. Şimdi arkadaşlar anlaşalım. En az iki basamaklı olacak. Rakamları ve rakamların toplamı asal olacak. Rakamları da asal olacak. Rakamların toplamı da asal olacak. Şimdi bir kere İki tane farklı asal sayıyı topladığımız zaman bu asal sayılar ya 2 2'dir. İki tarafı da 2'dir. Ama yani mesela iki basamaklı yazdığımı düşünün. AB iki basamaklı sayısı, çapsız asal sayı olması için şunları tutturması lazım. A asal olmalı, B asal olmalı, AB'nin kendisi asal olmalı, A artı B asal olmalı. Dört şeyi birden sağlaması lazım ki asal olsun. Şimdi AB'nin kendisinin asal olabilmesi için B'nin çift olmaması lazım. Yoksa 2'ye tam bölünür. O zaman B 2 olamaz. A 2 olabilir mi? Olabilir. Şimdi güzel olan şey A artı B'nin ne olmaması gerektiği? Çift olmaması gerektiği. B tekti, A tek olamaz o zaman. O zaman A çift olması lazım. O zaman 2 basamaklıysa arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle A'nın 2 olması lazım. Başka bir şey olamaz.
O zaman 23 olabilir. AB'nin kendisi asal ya. 29 olabilir. Başka da bir şey yok. Şimdi 23 asal. 2 asal. 3 asal. 2 artı 3 asal. O zaman 23 bir çapsız asal sayı. Bunda problem yok. 29 asal. 2 asal. 2 artı 9 da asal. Ama 9 asal değil. O zaman 29'dan asal sayı olmaz. O zaman kullanacağım rakamlar sadece şu 4'ü. 2, 3, 5, 7. Bunlarla sayılar yazacağım. Ve bu yazdığım sayıların ne olmasını istiyorum? Asal olmasını istiyorum. Çapsız asal olmasını istiyorum. O yüzden toplamlarının da asal olmasını istiyorum. Kullandığım rakamda. Şimdi iki basamaklı asal sayılar yazacağım. Üç basamaklı asal sayılar yazacağım. Sıradaki bu. 300'den küçük olduğu için arkadaşlar yüzlü sayılara hiç bakmam. Çünkü yüzlü sayılarda yüzler basamağında 1 yazacak. O bir asal olmadığı için onlar çapsız asal olamaz. Yüzler basamağında en azından 2 yazmalı. Yüzler basamağına 2 yazdığım anda yan tarafa yazdığım iki sayının toplamının tek olması lazım ki 2 ile topladığım zaman tek olsun. A artı B yani rakamları toplamında asal çıksın. Bu ikisinin toplamı tek olabilmesi için birinin yine 2 olması lazım. O birler basamağı olamaz, o zaman çift olur, asal olmaz. O zaman onlar basamağı olmalı. 221 olmaz zaten, biri kullanamam. 223, 225, 227'ye bakacağım. 225 de olmaz. Neden olmaz 225? 5'e tam bölünüyor. Kendisi asal değil. Olmaz. Şimdi 223. Bir kere 225 15'in karesi. Burayı neden anlattı yukarıda? Şimdi onu anlıyoruz. 15'ten daha küçük olan asal sayılara bölünüyor mu, bölünmüyor mu ona bakacağız. 13'e, 11'e, 7'ye, 5'e, 3'e, 2'ye bölünüyor mu? 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor zaten. 7'ye de bölünmüyor, 217'ye bölünür, 13 bölünmüyor. 11'e bölünmüyor, 220 tam bölünüyor çünkü. 13'e bölünüyor mu? Şimdi ona bakayım. Şimdi arkadaşlar 223 13'e bölünmüyor. Çünkü 221 13'ün 17 katıdır. Bu 13'e bölünmüyor. O zaman bu çapsız asal. Aynı şekilde bu da çapsız asal. Çünkü bunların hiçbir nesine bu da tam bölünmüyor. O yüzden 300'den küçük 23 var, 223 var, 227 var. 3 tane çapsız asal sayı var. Ne kadar uzun sürdü? Kendimden tiksindim. X, Y'de tam sayılardır. X bölü Y, Y bölü Z. Biri çift, diğeri tek sayıymış. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Biri çift olacak, diğeri tek olacak. Hangisi kesinlikle doğrudur? Hangisinin çift olduğunu, hangisinin tek olduğunu biliyor muyuz? Y bölü Z. Cevabı tek olduğunu düşünün bunun. Tek olduğunu düşünün. Y tek, Z çift olabilir o zaman. Bunda hiç problem olmaz. Pardon, Y tek, Z de tek olabilir. Y tek, Z çift olamaz. Ya da Y çift, Z tek olabilir. Bu da olabilir. Bunda da problem yok. İkisi de çift olabilir. Mesela 6'yı 2'ye bölerek de elde edebilirim ben bunu. Bu da olabilir. Hatta ben şundan bahsedeyim. Tekse cevap. Tek çarpı z olacak. Z tekse y de tek, z çiftse z de çift. Tek de olabiliyorlar, çift de olabiliyorlar. Diğer tarafa etkisine x bölü y eşittir çifttir desem hiçbir etkisi yok. Y tek olduğu zaman, x çift olduğu zaman cevap çift olabilir. Mesela 6 3'e bölüm 2 olabiliyor. Y tek sağlıyor. Y çift olduğu zaman x yine çift olabilir. Yine problem yok. 8 4 2 olabiliyor yani. Burada tek zorunlu olan şey y çarpı çift olduğu için x, çiftle bir pozitif tam sayının çarpımı olduğu için x kesinlikle çifttir. Y ile z ile alakalı herhangi bir şey söyleyemem. A ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere a çarpı a artı b eşittir c artı 2 eşitliği veriliyor. Buna göre c'nin eşit olabileceği iki farklı değerin toplamı en az kaçtır? Yani en küçük iki değerin toplamı kaçtır diye soruyor c için. Şimdi bir konuda anlaşalım. A ve C birbirinden farklı asal sayılar ve burada işte iki asal sayı topluyorum, biraz büyüyor. A ile çarpıyorum, bayağı büyüyor çarptığım zaman. Ve bir asal sayının iki fazlasına eşit oluyor. Buradan ben şunu anlıyorum. C 2 olamaz. Çünkü burası sol taraf biraz büyük bir sayı. C 2 olursa cevap 4 çıkar. 4 olmaz o büyük sayının. Buradan sol taraftan 4 gelmez yani. O zaman C artı 2 bir asal sayının 2'den başka bir asal sayının 2 fazlasıdır. O zaman C artı 2 tektir. C artı 2'nin tek olabilmesi için çarpanların ikisinin birden tek olması lazım. Yani A'nın tek olması lazım.
A artı B'nin de tek olması lazım ki iki teki çarptığım zaman tek çıksın. Ve ben buradan şunu anlıyorum. B net biçimde kim? Çünkü A ile bir tekle B'yi toplayınca tek çıkıyorsa B'nin çift olması lazım. Çift olan bir tane asal sayı var, o da 2. O yüzden A, B, C birbirinden farklı asal sayılar dediği için A kesinlikle ama kesinlikle 2 çıkıyor. Şimdi pardon, B 2 çıkıyor. O zaman yazayım. A çarpı A artı 2'nin ben C artı 2 olmasını istiyorum. O zaman bundan sonra deneyeceğim. Bir kere A'nın en küçük değeri 3, birbirinden farklı asal sayı dediği için 3 çarpı 5 dedim ben buraya. Burası da 13 artı 2 çıktı. Demek ki C'nin eşit olabileceği iki farklı değerden küçük olanı 13. En küçük değeri 13 C'nin. A'ya sıradaki en küçük değer 5 verebilirim. 5 çarpı 5 artı 2'den 7 çıktı. 5 çarpı 7 35. 33 artı 2'ye eşit. O zaman C 33 çıktı ama 33 asal değil. Sıradaki değer 7 A'nın alabileceği. 7 çarpı 7 artı 2'den de 9 çıktı. 63. Bu da 61 artı 2. Güzel olan şey 61'in asal olduğu. C'nin en küçük değeri, sıradaki en küçük değeri de 61'miş. O zaman 13 ile 61'in toplamını soruyordu bana. O zaman cevapla verebilirim. Verdim. Bitti. Geldim teslimin son sorusuna. Böyle bir faktöriyel sorusu var. N artı 1 faktöriyelden N eksi 1 faktöriyeli çıkartıp N faktöriyeli böldüğüm zaman 55 bölü 7 çıkıyormuş. N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel nedir diye soruyor. Ben hiç üşenmeden, şıklarda küçük olduğu için N'ye 7 derdim. N 7 olduğu için 7 çarpı 6'dan 42 derdim bu soruya. Kendi yazdığım soruyu sallıyorum şu anda, ne kadar güzel. Neden 7 derdim? Payda da 7 var. O zaman payda da 7'nin bir katı olacak. 7'nin bir şeyleri kalacak yani. Belki 8 de olabilir. 8'ler sadeleşiyordur, 7 kalıyordur. Bu da olabilir. Ama genellikle en büyük kalır faktöriyellerde. Deneyelim. 8 çarpı 7 de çıkarsa şaşırma. Bayağı uzun zaman önce yazdığım için ne olduğunu hatırlamıyorum. Sorun. Her tarafı n-1 faktöriyel ile birleştiriyorum. N artı 1 faktöriyelden geriye doğru sayalım. N artı 1 çarpı n çarpı n-1 faktöriyeli buraya koyayım. Sıkıldım çünkü. N-1 faktöriyelde durmam lazımdı. N-1 faktöriyelde sonunda var. Böyle burada da n çarpı n-1 faktöriyel var. Ne kadar güzel. Sonra yukarıya n-1 faktöriyel parantezini aldığım zaman n kare artı n buradan geliyor. Yan tarafta eksi 1 var. Bölü n çarpı n eksi 1 faktöriyel var. Zaten buradan da 8 falan çıkamayacağını görmüş oldum. Yani alt tarafta 7 kaldı. 7'yi yukarıya koyduğum zaman da 49 artı 7 artı eksi 1'den 55 geldi. Süper oldu işte. N 7 de devam edeyim ben. Yani n kare burası 55 bölü 7. İçler dışarı çarpma yapacağım. 7 ile buraya çarptım. 7n kare artı 7n eksi 7 eşittir 55n. Sonra dedim ki 7n kare eksi 48n eksi 7 eşittir 0 çıktı. Buradan 7n artı 1 ile n eksi 7'nin çarpımı geliyor. Bu ifadeyi çarpanlara ayırdığımız zaman. Ve diyorum ki n eksi 1 bölü 7 veya 7'dir ama n eksi 1 bölü 7 olamaz. Doğal sayı olmak zorunda. O zaman n 7'dir. Burada da 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel var. 7 faktöriyle 5 faktöriyle benzetirseniz 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel geliyor. 5 faktöriyellerin birbirine götürdüğünü gördüğümüz anda da 7 çarpı 6'dan 42 geliyor. Hoşça kalın.